geldi. Evet. Genelde işte o Temple of'un girişinde çalıyordum. Hı hı. Bir de Norköy'de işte bu köprülerde falan. Hatta bak geçeriz birazdan. Admiralsburg'de falan mı? Orası çok gürültülü. Ha, orada yok çalmadım ama yine evet orası çok gürültülü. Daha şey bu tarafa doğru köprü, daha sakin köprüler. Anladım ama orada topa millet şey evet, mi bir araya mı geliyor? En büyük konserler orada oluyordu. Öyle mi? O zaten güzel. Şey gibiydi. Evet artık hazırım. Selamlar. Sesimden anlayacağınız biraz hastaydım. Artık hasta değilim ama o yüzden de İpek'in yanında oturmamda bir sakıncası yok. Merhaba İpek. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Beni evine aldığın için çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman. Tam bir hamarat. Bu da çay da var. Turkish tea. Almanca da konuşabilirdik çünkü İpek Avusturya Lisesi mezunu. Nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık? Nasıl tanıştık? Ay çok seviyorum soru saran konuklar. Ben anlatacağım. Nasıl tanıştık? Yaz 2022 idi. Sıcak bir gündü. Ben arkadaşımla Tempelhofer'de yürüyüşe çıkmıştım. Ve bir kız orada elektronik gitar çalıyordu ve çok güzel şarkı söylüyordu. Ve ilk hangi dil olduğunu anlamamıştım. Ama sonra Türkçe söylediğini fark ettim. Orada çaldığın şarkıyı bu arada ben kendi şarkımı zannediyordum. Sonra bana başkasının şarkısını orada bestelediğini söylemiştim. Sonra bu tabelayı görmüştüm. Bir video paylaşmıştım. Pek müzikten sonra konuşmaya başlamıştım. Evet, sonra aynı sokakta oturuyor çıkmıştık. Evet, aynen. Öyle tanışmıştık. Ama seni henüz tanımayanlar için seni tanıyalım demek istiyorum. Kimsin? Ne yaparsın? Evet, en zor soruyla. Ne yaparım? Ben ne zaman? 2018 galiba Ocak'ta Berlin'e taşındık İstanbul'dan. Hı hı. Ve aslında o zamanlar bir fiil müzik yapmıyordum. Yani müzik geçmişim hep vardı. Hani piyano çalıyordum, korolardaydım. Aile içi hep böyle müzik dinleyen ve yapan bir aileydik. Ama aslında buraya taşınınca müzik yapmaya, kendi şarkılarımı yapmaya başladım. Diyeyim. Ondan sonra hatta hikayesi de şey, bir gün Ali hem aşk hem iş partnerim, tanırsın kendisini, rüyasında bir melodi duymuş. Ondan sonra bana geldi böyle maalesef zor bir şekilde notayla aktarmaya çalıştı sesiyle. Ondan sonra bende evde gitar vardı. Ali'nin işte o zamanlar deniyordu falan. İyi hadi şöyle bir şey mi böyle bir şey mi falan dedim. O da evet dedi. Sonra ben birkaç gün arda arda böyle gitarı alıp şey yapmaya başladım. Yani oynamaya başladım. Ali de sürekli gelip kaydet, kaydet dedi. Kaydettikçe beste yapmaya başladım aslında gibi oldu. Hani öyle bir şey daha önceden yoktu. Sonra da böyle epey klişe gelecek kulağa ama böyle zorlu bir dönemden geçtik. Ve o süreçte aslında ben sürekli kendimi iyileştirmek için beste yaparken buldum gibi oldu. Öyle öyle bir sürü şarkı birikti. Sonra da madem dedim şey yapıyorum, yani bunları üretiyorum ve kendimi böyle duygularımı akıtacak ve kimse ya sadece bana ait olan bir alan buldum. Çok keyifli. Bunu sürdürülebilir kılmak için de ben bunları yayınlayayım o zaman gibi bir motivasyonla yayınlamaya başladım. İşte en son bu Aralık 4. single'ı yayınladım. Hayırlı olsun. Ya müzik serüvenim bu şekilde. Evet. Ben tam bir artistsin aslında. Sadece müzik yapmıyorsun. Daha sonra da senin yönetmen kimliğinden konuşmak isterim ama seni Berlin'de sokakta müzik yaparak bulduğum için onu merak ediyorum. Bunu dışarıda çalmak nasıl? Dışarıda çalmak ya benim için şey oldu. Benim esas enstrümanım piyanoydu. Gitarla beste yapmaya başladım. Çünkü böyle o şey akorları yan yana dizip melodileri çıkarmak şey geldi yani bana hani kolay bir yol gibi geldi. Ama deneyimim yoktu. O yüzden sokakta çalıp deneyim kazandım. Yani hem gitar hem söyleme hem mikrofon hem insanlarla ilişki falan. Yani çok ilginçti. Böyle sosyolojik deney gibi zaten. İnanılmaz bir deneyim alanı. Yani insanları artık böyle kimin nasıl yaklaşacağını, kimin işte ilgileneceğini, vakit ayıracağını, kimin para vereceğini, vermeyeceğini falan bile önceden tahmin edebilir duruma geliyor insan. Mesela ilk gün o çok ilginçti. İlk gelen kişi ya da yani ilk gün ilklerden biri, evsiz biri geldi, dinledi, para verdi, gitti. Evsiz biri. Evet ve böyle hani hiç tahmin etmeyeceğin insanlar zaman ayırdı.
tamam. Ben işin içinde para da olduğunu unutmuştum aslında. Ha. Ama tabii o da önemli bir rol. Peki Almanya'da yani her şey bu kadar bürokratik olan bir ülkede herkes sokağa çıkıp müzik çalabiliyor mu yoksa? Yani aslında şöyle, normalde şey yapmazsan, yani akustik çalıyor olursan çalma iznin var anladığım kadarıyla. Ben amfi, mikrofon ve işte gitarlaydım. Çok defa polis geldi ve hepsi şey şeklinde yaklaştı. Ya şu an biri var burada şikayet ediyor. Şimdilik kız istersen, bir sonrakine ama gelirsek gitmek zorunda kalırsın falan gibi. Ve şarkının bitmesini bekliyorlardı falan hep. Aa, mesela bu benim için gibi. Evet. Ben bir kere ağladım ya polis amcaya. Bir yaşlı bir polis amca geldi dedim. Ben polislerden çok korkuyordum. Beni şey yaptınız falan diye. Burada. Yani. Evet yani iletişim kurabiliyoruz falan. Yani aslında izin alınması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Ama özgürlüklerle kendini var eden bir şehir olduğu için sanırım müzik gibi bir şeye çok ses çıkarmıyorlar. Senin çektiğin videolarda da bazen Deutsche Bahn, Alman demiryolları gördüm. O nerede? Mesela nasıl? Instagram'da kullandığın Reels'lerde orada küçük çekimler yaptın değil mi? Yani trenle bir yerden bir yere giderken. Ha olabilir yani şey klibi de öyle yapmıştık falan evet. Belki olur. Orada da sorun yaşamadınız değil mi? Yok. Şeyi çok merak edecekler seyirciler ya. Sen o zaman sokakta çalarken kaç para kazanıyordun? Yani hiç fena değildi. Hatırlamıyorum ama bazen kaçtı bilmem. Motivasyonun para değildi be Hülya. Tabii canım. Hiçbir zaman değil. Yok ama. Değişiyordu yani. Ne bileyim 2 saatte hani 2 buçuk saat bazen 3 falan. 10 kazandığım da olmuştur. 80 kazandığım da olmuştur. Değil mi? Daha fazla olmuş tabii, mudur? O 100 de olur. Bak patron biliyor. Evet. Menajer. Kadar parayı salan menajer. Yani ama evet tabii canım motivasyon para değildi yani. Ben şahsen seninle böyle bir şey üzerinde tanıştığıma çok çok memnunum. Ama sen de buraya gelirken işte sanatçı vizesiyle geldiniz. Hı-hı. Doğru mu? Evet. Ben Almanca rejisör kelimi söylemekte çok zorlanıyorum rejisör. O yüzden Türkçe'de yönetmen kolay olduğuna çok seviniyorum. Biraz senin yönetmen kimliğinden de bahseder misin? Bahsedeyim. Yani genelde reklam ve klip çekiyorduk. Ali ile beraber duo olarak çalışıyoruz genelde. O ayrı da çalışıyor. Ben ayrı birkaç bir şey yaptım ama sonra çok devam etmedim o yolda tek. Yani aslında klip ve reklam çekiyorduk. Sonra ben bir süredir kalmak istemiyordum Türkiye'de yani ona içsel olarak emindim. Sonra işlerimizi ve Avrupa'daki her yere atmaya başladık. Kopenhag'dan Paris'e, Madrid'den her yere. Sonra Berlin'den en çok şirketlerden geri dönüş olunca abi gidip bakalım dedik. Gittik geldik. O sırada ben hatta paniktim. Hadi hemen gidelim falan diye. Ama sağlam adımlarla gitmek lazım diye durduruyordu Ali beni. Neyse nitekim 2 sene falan sürdü başvurmamız. Sanatçı vizesine başvurduk, geldik. Öyle yani burada şey yapmıyoruz hala. Hani reklam sektörü şeydeki gibi değil zaten. Türkiye'deki gibi değil. Ya birincisi, bunu da böyle birkaç sene önce öğrendik. Bir ülkenin ekonomisi ne kadar kötüyse o kadar fazla reklam yapılırmış. Dolayısıyla burada mesela iyi prodüksiyon şirketlerine gittiğimizde bile çok yılda, çok az sayıda iş yapıyorlar. Onların bir yılda yaptıklarını aslında İstanbul'da bir prodüksiyon şirketi bir ayda yapıyor falan gibi durumlar var bizim gözlemimize göre. Ay pardon. Öyle ama burada henüz yani çok gittik geldik biz. Hala Türkiye'de çalışıp burada yaşama gibi bir şeylik yapıyoruz, akıllılık. Yani 2018'de gittiniz. Ne zaman kafana yattı bu yurt dışına gitme fikri? Yani ben ilk ne zaman aklıma geldiği soruyorsam yani Erasmus sonra işte yüksek lisans için de yurt dışındaydım falan. Yani oradaki yaşam halini mümkün kılabiliyorsam onu tercih etmeliyim dedim kendime. Bu sürecin başlaması da 2016'da falan başladı. Sanatçı vizesi için. Sonra 2018'de geldik. Ama dediğim gibi yani çok gittik geldik. Aslında bu sene ilk defa geldik diyoruz. Hani şu an 4 aydır buradayız ve rekor yani bizim için. Evet. Siz çok gidip geldiniz. Çok seyahat halindeydiniz ve hala bazen Türkiye'de çalışıp burada harcamak durumundaydınız. Çok iddialı bir şey. Evet. Şimdi böyle küçük küçük şeyler yapmaya başladım ben. İşte ne bileyim piyano dersi vermek, metin yazmak falan gibi ama onun dışında yani burada imkan bulduk. Kreatif kendi adımıza bir şeyler yapabilmeye. Dizi yazıyoruz bir süredir. Senin de bildiğin gibi.
Ondan sonra İstanbul'da o pek mümkün olmuyordu. İş. Çalışmaktan. Evet, bu boşluğu bulamıyorum. Evet, umuyorum bu sene onu gerçekleştiririz. Evet, ben de umarım. Ama doğru anladıysam, ben bu arada soru cevap açmıştım Instagram'da ve sana bir şey sormak isteyen insanlar soru ekleme hakkı verdim. Ve o soruların da bir tanesiydi şeydi, neden Berlin? O da şimdi cevaplamış oldun. Yani bu aslında Berlin'den gelen geri dönüşlerle alakalıydı. Evet, yani meğer o kadar da hevesle beklemiyorlarmış bizi ama... Hı-hı. Günün sonunda en çok burası ilgilendiği için. Bu işte şeyin bir sebebi var mı? Gurbetçilik falan, yani Türk olmanızla bir alakalı var mı? Ya bence o dönem ekstrem bir dönemde. Bombaların sıkça patladığı bir dönemde. Hı-hı. Biz İstanbul'dayken ve buraya gelmeye çalışıyorken burada yaşayan insanlar da bunu daha anlıyorlardı bence. Hani gelmek isteyişimizi ve o yüzden ekstra yardımcı bir pozisyonları vardı gibi geliyor bana. Hani dönem sebebiyle. Anladım. Şu anda geldikten sonra nasıl hissettiniz? O da yine insandan gelen bir soru. Berlin'de yalnızlık çektin mi? Çektiniz mi? Ya çekmedik. Ben ilginçtir ki ilk geldiğim gün, ki ilk yalnız gelmiştim ve Moabit'te oturuyorduk. Hani böyle çok fazla amcaların, teyzelerin, bizden insanların olan bir yer değildi. Ama ilk gün bavulumu koydum, dışarı çıktım ve böyle evde hissettim. Yani onu hissetme ihtiyacım da vardı muhtemelen. Ama buranın bence genel olarak bir bazı alanlarda ve bazı zamanlarda ne kadar bunun uygulanmadığını görsek de genel olarak bir şeyi var. Böyle bir kucaklayıcı bir tarafı var Berlin'in. Ya da her türlü oluş haline bir işte mümkün kılma hali var. Tabii ki istisnai durumlar çıkıyor ama Türkiye'den gelen biri olarak o bana rahat hissettirdi epey maalesef. Evet. Yani büyük bir özgürlük tattırıyor insana gibi. Yani ben bu kucaklayıcı şeyi maalesef bazen çok görmemekle birlikte en azından ne yaparsan yap kimse seni çok kafaya takma durumu var. Yani yine bir sürü açıdan avantajlılık ve dezavantajlılığın geçerli olduğu bir konu bu da. Yani daha fazla politikleşmeyeyim. İstediğin kadar. Ama yani şimdi insan, yani sanatçı olarak sen çevrenden etkileniyorsundur. Ya o zaten burada olmamızın en önemli lüks sebeplerinden biri. Hani yani burada olduğumuz müddetçe sokağa çıkıp yürüdüğümüz her an aslında bir şekilde besleniyor insan. Yani birinin giydiği şeyden bile, işte afişler, grafikler, müzik, insanların farklı oluş halleri falan bir sürü şeyden beslenebiliyorsun. Bir de biz çok sokakta böyle yürüyüp fikir çalışan insanlarız falan. O bayağı iyi geliyor. Bir de sokakta çalıyorken ben o kadar farklı türden insanlarla böyle bir ağ kurma imkanı sağlamıştım ki o bayağı güzeldi. Bazen katıldım. Evet, sana geliyorlar. Evet. Görmüştüm. Çok güzel videolarım var bu konuda. En çok sevdiğin yer yine böyle Denizli diyeceğim az kalsın. O demek oluyor ki İstanbul'u özlüyor musun? Ya çok sık gidip geldiğimiz için aslında özlemiyordum ama itiraf edeceğim, bu aralar biraz özlüyorum galiba. Yani İstanbullu değil var. İstanbullu değil. Ama böyle Ege'de denizin yanında olmayı özlüyorum, yani denizi özlüyorum. İstanbul'u özlerken insan bazen de olmayan bir şeyler özlüyor değil mi? Evet, yani o kaosu özlemiyorum ama işte su yanında olmayı özlüyorum. O yüzden buraya çok sık gelip böyle deniz kenarındaymışım gibi kendimi kandırdığım zamanlar geçiriyorum. Evet, çok güzel bir yermiş. Bilmeyenler için. Berlin'de en sevdiğim yerlerden biri. Bilmeyenler için anlatalım. Burada 3 tane semt, Kreuzberg, Treptow, Neukölln birleşiyor değil mi? Evet. İpek'in cennet köşesiymiş burası. Evet, üçlü cennet köşesi, 3 tarafta nehir birleşiyor. Evet. Tabii yeşil olduğunda bayağı sihirli. Hem de burada bu Neydi Türkçesi sizin? İhlamur. İhlamur kokusu oluyor buralarda değil mi yazın? En sevdiğin ağaç ne? Ben yani koku olarak şu ihlamur çok seviyorum. Yoksa neydi ya? Şu salkım. Benim söğüt. Evet. Bak şuralarda var işte ve evet. Çok tabii şimdi biraz
Melankolik insanların sevdiği ağacı bence. Almancası zaten şey ya, Trauerweide. Yani üzüntü şey. Evet, evet, şarkılarımdan da anlaşıldığı üzere melankoli seviyoruz. Evet. Sevmiyoruz, melankoli oluş halimiz. Biz seçmedik o melankolik hayatı, o bizi seçti. Bence de. Sizin şu anda oturduğunuz muhit Neukölln. Burayı neden seçtiniz? Berlin'de sence bir yer seçiliyor mu oturmak için? Yani neresi varsa o zaman oraya gidiliyor gibi. Şöyle sormak istiyorum. Seçebiliyorsan eğer, yani tabii Berlin'de Evrimonika'da sıkıntı olduğunu herkes biliyor ama yarın peri gelse ve sana dese ki İpek Berlin'in neresinde istiyorsan sana 2+1 ev var. Hangi muhit seçerdin o zaman? 2 sene daha Neukölln. Düşünmüş sonra. Yani Kreuzberg'in belli kısımları hoşuma gidiyor. Franz Auerberg şey geliyor sanırım, böyle bir çok düz ve sıkıcı diyeyim de alta yorumlar yazılsın. Neyse. Yani Neukölln'ü sevmekle beraber bazen şey geliyor yani, fazla geldiği oluyor. Anladım. Evet, yani burası yani pis yani. Onu bunu söyleyeceğim şey sevgili seyirciler. Neukölln sokakları çok pis. Evet, aynı fikirde. Bunu belediyeye mi nereye bir mektup yazmanın vakti geldi gibi. Evet. O kısmı beni şey yapıyor açıkçası. Bir de tabii şey var, hareketi var, gürültüsü, arada bir kavgamız, böyle şeyler var. Evet, yıl başından burada epey olaylar olmuştu. Ama evet, bu Berlin muhitlerin arasında çok bariz bir fark yani. Sokaklardaki çöp oranı burada çok fazla. Evet. Peki gelecek için neler hayal ediyorsun? Pek Music nereye gidiyor? Pek Music yolda ya. Yani böyle bir hayalimdeki şey hep, hatta onu konuşuyoruz. Bu müzik platformunun sanatçılara özel bir application var. Oradan kaç kişi dinlediğini görebiliyorsun. Ve orada bir gördüğüm zaman ben çok mutluyum. Hani bir ve üstü benim için okey. Çünkü birinin böyle bir anına eşlik ediyor olduğumu bilmek benim motivasyonum galiba. Tabii ki ne kadar fazla insana erişirse o kadar bir duygusal ilişki kurulur. İnsanlar o kadar dokunma fırsatı bulur. O bakımdan böyle büyümesi bu yaptığım şeyin istenebilinir. Ama genel olarak böyle kendi kendime işte ya hazırda birikmiş şarkılar var ya da yeni şeyler deneyeyim. Prodüksiyona biraz işte prodüksiyon kısmına biraz geçeyim istiyorum. Öyle yani, beklentim genel olarak bunu yapmaya devam etmek kendi adıma. Güzel. Ben şahsi adıma söyleyebilirim. Senin bazı şarkıların beni çok eşlik etti ve bu işte sadece müziğin yolda değil, müzik yolda olan insanlara da eşlik ediyor kendi hayatlarında. Güzel, evet, teşekkür ederim. Anladım. Sen bana atmıştın bir kere, bayağı mutlu olmuştum. Ve onu çok seviniyorum. İnsanlar bir anlarında onu dinliyorken böyle paylaşınca. Bu müzik tarzının adı ne bu arada? Yani Dream Pop diye bir yolla çıktık bakalım neymiş o. Benim o janra ile ilgili müthiş bir bilgim ve bir araştırmam ve bir yakınlığım yoktu aslında ama parçalar çıktıktan sonra böyle bir dreamy, böyle bir masalsı bir havaya gitmek istedi kulağım, kalbim diyeyim. Öyle bir şey oldu. Bir de şey yani bir şekilde gitar girdiği an, böyle bir rock sounduna dair bir element girdiği an rahatladım. Yani o benim yerimmiş gibi. Evet. Dream Pop çok güzel bence tarif ediyor bunu dinlerken hissettiğimiz duyguları. Siz de merak ediyorsanız ise tabii ki de aşağıdan linki bulabilirsiniz. Evet. Evet, Almanların Türk Markt, Türk Pazarı dedikleri yere geldik. Halbuki herkes de Türk değil ama neyse. Seni tanıdığın esnaf var mı burada? Var birkaç tane. Bir peynirci abi var. Ama arada değişiyorlar. Bir tane avokadosu çok iyi olan abimiz var. Uygun da var, değil mi? Evet, bayağı uygun. Bir de çok farklı stand olduğu için böyle kalitelisini arayıp da bulabiliyorsun gibi. Sen evde yemek yapıyor musun? Hep. Yani üç öğün evde yiyoruz galiba. Çok iyi. Sonucunda öyle. Böyle tatlı bir yer. Sele zeytinimiz var. Evet. İdealı büyüklükte pidelerimiz.
Trabzonköy ekmeği benim favorim, çok severim. Hatta bir tane Alman ekmek alıyorum, şekli ona benziyor. Ne yiyeceksin Trabzonköy ekmeği? Ha bak şu anda ben genelde alıyorum. Burada benim komik bir anım var. Pazarcılar bazen 1 lira, 1 lira, 1 lira diye bağırıyorlar. Ben de bir kere şakacı olarak cebimden gerçekten lira çıkartıp verdiğimde pazarcı bana şey dedi. Bu ne kızım, dolar mı? Ben de dedim nein, Türk lirası. Evet, ne güzel günü batırdık burada. Evet, teşekkürler geldiğiniz için. Ben de teşekkür ederim getirdiğin için. Karnımız da doydu. Evet. yani senin gibi Almanya'nın ve Türkiye'nin buluştuğu bir yere geldik. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İyi hafta sonları dileriz. Tschüss. Evet. Her tarafım